Dostlar selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Türkiye şartlarında yaşarken yeni nesil oyunları oynamanın en ucuz yolunu, bunun için yapmanız gereken fedakarlıkları ve yaşadığım bir yıllık deneyimi anlatıyorum. Umarım size yol gösterebilirim. Çok uzatmadan başlayalım. Hemen şimdi kalkıp en az böyle 3 sene başınızı ağrıtmayacak bir oyun bilgisayarı toplasanız cebinizden en az kaç para çıkar? Yorumlara bunu yazabilirseniz sevinirim. Hem orada buluşuruz hem de konuşuruz. Giriş seviyesi ve modern bir sistem isterseniz 18, 20, 22 bin TL'den başlıyor bu sistemlerin fiyatı. Bunun içine bir monitör, kulağına böyle sen mekanik bir klavyesin diye fısıldanmış market klavyesi ve makro tuşu üzerine hamburgerdeki turşu gibi yapışmış fareyi eklerseniz, ki biliyorum bunları kullanmak zorunda kalanlarımız da var, ancak gönül ister ki daha iyisine sahip olalım ama böyle bir durumda 25-30 bin TL'ye kadar yolunuz var. Bunun daha masasına, koltuğuna, hele hele kulaklığına hiç girmiyorum bile. Ama işte bu arkadaş son bir senedir beni hem çok mutlu etti hem de çok üzdü. Bu konuya geçmeden önce biz oyuncuların başını çok fena ağrıtan şu fiyat meselesine de bir girelim. Sonra bakalım Xbox Series S'e denk güçte bir PC'yi bugün kaç paraya toplayabiliyoruz? Sonucu birlikte görelim. Xbox Series S bildiğiniz gibi piyasadaki yeni nesil konsollar arasında en ucuz olanı. Bu alışverişi yaptığım Ekim 2022'de bu konsolun ithalatçı garantili fiyatı 6700 TL, resmi garantili fiyatı ise 9000 TL seviyesindeydi. Yanında ikinci bir oyun kolu da alacağım için ithalatçı garantili olanı seçtim. Toplam masrafım da böylece 7800 TL'yi buldu. Şimdi bu fiyat cepte. Gelelim meselenin diğer tarafına. Şu anda ekranda Series S'in performansına denk bir PC'deki donanımları ve fiyatlarını görüyorsunuz. Minimum 23.000 TL'den bu sistemdeki ekran kartını biraz daha güçlü isterseniz fiyat 27.000 TL'yi buluyor. Eğer elinde monitör var derseniz monitörü çıkardığınızda fitleşiyor. En iyi ihtimalle 23.000 TL'de defteri kapatıyoruz. Peki ya bugün? Ekstra bir kol ile Xbox Series S alırsanız maliyetiniz ne kadar olacak? Şu anda benim aldığım ithalatçı garantili olanlar 11.000 TL, resmi garantili olanlar da minimum 15.000 TL dolaylarında. İkinci bir kolu da eklerseniz toplam fiyat 13.000 ila maksimum 17.000 TL'yi buluyor. Yani daha kafadan minimum 6.000, maksimum 12.000 TL kar elde ediyoruz. Ki bu işin sadece maddi boyutu. Şimdi aranızdaki böyle sağlam PC oyuncuları, ben bu paraya daha iyi PC toplarım, oyuna da böyle Game Pass dışında 5 kuruş para vermem, gerekirse korsan oynar, maliyeti düşürürüm diyebilir. Doğrudur. Bunu yapabilirsiniz. Ancak Series S ile Microsoft size sürekli yeni oyunları oynatma sözü veriyor. Ve bu söz bir PC'de asla yok. Elbette ben böyle konsol oyunculuğunu PC oyunculuğuna karşı savunmuyorum burada. Beni yanlış anlamanızı istemem. Eğer bütçeniz varsa zaten DLSS 3.0 destekli böyle ekran kartına sahip bir PC alıp konsolu aklınızın ucundan bile geçirmeyeceğiniz deneyim yaşamanız mümkün. Burada asıl odaklandığımız konu Türkiye şartlarında yeni oyunlara en ucuz yolla ulaşabilmek. Lütfen bunu unutmayalım. Ayrıca konsolların emekli olmaları için bir sonraki neslin piyasaya sürülmesi gerekirken PC tarafında bu durum özellikle bütçeniz sınırlıysa pamuk ipliğine bağlı. Bir yıl sonra bir bakmışsınız elinizdeki ekran kartı emekliye ayrılıvermiş. Ne de olsa artık PC tarafında 3080'li sistem gereksinimlerini bile görmeye başladık. Ancak firmalar o oyunları da konsola optimal şekilde çıkarmak zorundalar. Bu konsol tarafında çok büyük bir artı, lütfen unutmayalım. İşte burada beni bu konsolun en çok memnun eden avantajı devreye giriyor. Microsoft. Microsoft oyun yapımcılarına diyor ki, ben Game Pass aboneliği satmak için böyle bir konsol ürettim. Xbox alan her 4 kişiden 3'ü de Xbox Series S kullanıyor. Benim ekosistemimde yer alacaksan oyununu Series S'e göre optimize edeceksin. Şimdi gidip Series S'e denk bir PC toplasanız, aynı performans değerlerini alsanız bile sistemin kararlılığı Series S kadar iyi olmaz. Daha yüksek performanslı, yani daha pahalı sistemlerle buna ulaşabilirsiniz belki. Starfield, FC24, Dead Space Remastered, yeni Resident Evil oyunları gibi yüksek performans talep eden yeni oyunların tamamı eşdeğer bilgisayardan bile çok daha iyi performans sergiledi benim deneyimimde. Ray Tracing gibi yeni nesil teknolojilerin de desteği sayesinde bu oyunları 1080p çözünürlükte akıcı bir şekilde oynayabildim. Hatta sınırlı sayıda da olsa 4K destekleyen oyunlarda deneyimledim. Tabii ki burada oyunları Series S'e optimize eden firmaların başarısını ve özverisini görmezden gelemem. İyi optimize edilmiş oyunların hepsinde ne takılma, ne donma, ne de FPS düşüşleri yaşadım. Sadece bazen uygun seçenek sunan oyunları performans moduna çektim ki 60 FPS'lik performans alabileyim. Aynı oyunlarda PlayStation 5 veya Series X'in 4K 60 FPS kalitesini görünce Series S'ten epey soğudum diyebilirim. Paraya biraz daha kıyıp eşdeğer güçteki bir bilgisayarı tercih etsem, gerek oyunları geliştiren firmaların kısıtlamaları, gerek kullandığım donanımın yaşı, gerek Windows'un optimizasyon sorunları ile ciddi şekilde boğuşacaktım. İşte bunu yaşayan bilir.
Tabii bir de bunun Series S portu kötü optimize edilmiş oyunlar tarafı da var. Ben bu oyunları açtığımda biraz hüsrana uğradım diyebilirim. Mesela üst segment bir örnek vereyim. Yeni nesil konsollarda sadece geriye uyumlulukla çalışan modernize edilmemiş RDR 2'yi oynarken artık Series S'i gözden çıkarma noktasına gelmiştim. Çünkü bu oyunun PC ve diğer konsollardaki görsel kalitesini biliyoruz. Bir süre sonra aradaki bu bariz farkı görmezden gelmek gerçekten imkansız oldu benim için. Şu anda azılı bir konsol oyuncusu olarak bütçemi ayarlayıp PlayStation 5 Slim'in ya da Pro'nun çıkmasını bekliyorum. Bu kararı almamdaki bir diğer etmen de Sony'nin özel yapımlarını görünce bir oyuncu olarak ağzının sulanması. Mesela Spider-Man 2 grafiksel açıdan ne kadar başarılı olduğunu gördük. Hatalarla çıkan bir oyun olsa da PlayStation 5 tarafında çıtayı üst seviyeye çıkardı. PC oyuncuları için buraya bir not düşeyim. Series S'e klavye ve fare bağladığınız an desteklenen tüm rekabetçi oyunları oynayabiliyorsunuz. Ancak işte böyle Valorant, CSGO gibi PC'ye özgü internet kafe kültürünün bel kemiği oyunlarını arıyorsanız bu konsoldan uzak durun. Hatta herhangi bir konsoldan uzak durun. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Ben yine de söylemek istedim. Bu arada Microsoft çok yakın zamanda Activision Blizzard'ı satın aldığı için Call of Duty, Sekiro, World of Warcraft, Overwatch, Diablo ve tüm oyunları önümüzdeki yıllarda Game Pass'e gelecek. So, this is home now. Home. Family. That's cute. Oh, wow. Game Pass'te inmişken bu bir yıllık süre zarfı içinde ben uzun süre boyunca Ultimate paketini kullandım. Sonra EA Games oyunlarından soğuyunca 80 TL'lik konsol sürümünü kullanmaya başladım. Bu da şu an için yıllık 960 TL'lik bir maliyet demek. 3 aylık oyun fiyatlarını düşündüğümüzde bence yıllık bazda gayet makul bir fiyatı var Game Pass'in. Evet, böyle şak diye araya girdim arkadaşlar ama oyun dünyasında yani makul dediğimiz bir şeye gün geçmiyor ki zam gelmesin. Game Pass bu yıl ikinci kez nasibini aldı bu zamlardan ve toplam fiyat az önce söylediğim gibi 960 TL değil 1908 TL'ye denk geliyor. Steam tarafı da dolara geçti. Xbox tarafı geçer mi bilinmez. Umarım geçmez. Dolara geçtiği için PC tarafında Steam, Xbox Game Pass hala kulağa biraz mantıklı geliyor ama artık sanıyorum ucuza oyun oynamanın tek yolu abonelik sistemleri dışında indirim dönemlerinde oyun toplamak olacak. Ne yapacağız mı biz böyle ya? Ben oyun oynamayı bırakıyorum. Bırakmıyorum ya. Ben elbette böyle Game Pass dışında satılan oyunları da aldım böyle iyi indirimler gördükçe. Hatta bu indirimlerin ve oyun fiyatlarının şimdilik PC tarafına kıyasla çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmuyor. Bugün Game Pass'i kapatsam bile bu indirimler sayesinde aylarca oynayabilecek kadar oyun biriktirdim kütüphanemde. Sanırım PlayStation 5'e geçmeden bu kütüphanedeki oyunları bitirip platinlemek istiyorum. Bu arada kütüphanedeki bazı oyunları gönderen EA Games Türkiye'ye de teşekkür ederiz. Ancak ne yazık ki EA Games'in pek çok oyununun Series S'te doyurucu bir deneyim yaşatmadığını söylemem gerek. Tabii FIFA gibi yaygın oyunlar hariç. Mesela Unreal Engine 5 ile geliştirilen Immortals of Aveum ya da Jedi Survivor gibi bu oyunlar yer yer Series S'te GTA 5'ten bile kötü görünüyordu desem yeri var. Series S kullanırken görsel kalite dışındaki en büyük fedakarlığım ise hafıza konusunda oldu. Böyle 512 GB'lık hızlı bir SSD var cihazda ama sana kullanılabilir hafıza olarak 367 GB bırakıyor. Mesela Call of Duty gibi böyle yüksek boyutlu oyunları oynuyorsanız en fazla aynı anda 2 tane büyük oyun yüklü tutabiliyorsunuz. Hafızayı yükseltmek için harici SSD takabiliyorsunuz ama yeni nesile uyumlu oyunları bu SSD'ye kuramıyorsunuz. Microsoft'un Seagate ile ürettiği tam uyumlu bir SSD de var ama bunun da fiyatı 5000 TL'yi bulmuş durumda. Bu da beni PlayStation 5'e yönlendiren bir diğer detaydı. Halbuki PlayStation 5 öyle mi? Al bir tane M.2 SSD'yi tam performans tıpkı PC'deki gibi kullan. Büyük ihtimalle Microsoft bu soruyu görmüş olacak ki Series S'in 1TB'lık bir versiyonunu da satışa sundu. Ancak onun da fiyatı 18.000 TL. Bence 1TB Series S almak yerine PlayStation 5'e para vermek çok daha mantıklı şu an. Şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Xbox CEO'su Phil Spencer bu bulut oyunculuğu işine fena kafayı takmış durumda. Hatta sırf bulut oyuncularına yönelik özel bir Xbox geliştiriliyor şu an. İşte çıktığında ve Activision Blizzard oyunları da kütüphanelere eklendiğinde dengeler biraz değişebilir. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Eğer böyle uzun vadeli deneyim videolarının devamını istiyorsanız bunu yorumlar bölümünden belirtirseniz çok sevinirim. Zaten yorumlarda buluşuruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.